Sayın Başkanlar, değerli katılımcılar, bana verilen görev e, kongremizin başlangıcındaki pelvik organ prolapsus oturumlarını özetlemek. E, buradaki eve dönüş mesajlarında anatomi sunumunda Halil İbrahim Açar'ın e, hocamızın sunumunda vurguladığı gerek e, fizyopatolojide gerekse de cerrahi anatomide bizim için aslında önemli olan e, buradaki pelvik taban katmanları bu dört katman ve buradaki ligamanlar derin ve yüzeyel kas yapıları gerek pelvik e, organ prolapsusunun sebebi olduğu olması açısından gerekse de cerrahideki önemli noktalar açısından mutlaka ee, bu konuyla ilgilenen herkesin çok iyi bilmesi gereken e, bir anatomik yapı olduğuydu. Ee, onun sunumuyla ilgili vurgulayacağım bu kısım. İkinci konuşmada Doktor Adnan Şimşir'in e, sınıflama, klinik ile de ilgili sunumuydu. Burada e, pop tiplerini vurguladı. Özellikle e, hastayı değerlendirirken ayrıntılı fizik muayenede mutlaka bu sınıflamanın doğru yapılması için bunların bilinmesi gerekiyor. E, tanımlamalar e, zaten çok net olarak ortaya konulmuş. E, i̇kinci konuda da derecelendirmede e, ce, e, klinik pratikte genellikle baden sınıflamasının kullanıldığı ancak mutlaka e, bir bilimsel çalışmada POPQ sınıflamasıyla bunun e, ifade edilmesi gerektiğiydi. Sayın Ceren Gürşen'in cerrahi dışı tedavi seçenekleriyle ilgili sunumunda vurguladıysa mutlaka pelvik taban kas egzersizlerinin e, süpervize olarak yapılması gerektiği ve ev egzersizleriyle bunların en az 6 ay süreyle kombine edilmesi ve e, güç egzersizlerinin eklenerek e, kişiye özel olarak pelvik taban kas egzersizlerinin yapılmasıydı. E, Fra Sayın Fransız Popocruz'un anterior prolapslarla ilgili sunumun özetinde ise yine aynı şekilde popun doğru evrelemesi, ilişkili semptomların mutlaka çok iyi araştırılması gerektiği ve evre 1 ve 2 asemptomatik anterior Popların çoğunun aslında ameliyat gerektirmediğini vurguladı. Aynı zamanda da denova stres ürünleri inkontinans olasılığı hakkında hastanın mutlaka öncesinde çok iyi bilgilendirilmek gerektiği ve e, bir diğer nokta olarak da seksüel fonksiyonlar hasta için önemli ise transvajinal meşin kullanılmaması gerektiğini vurguladı. E, apikal prolapslarla ilgili hasta seçiminde hangi yaklaşımla ilgili oturumlarda Şe Sayın Şerif Murat'ın vajinal yaklaşım sunumunda e, bunun avantajları olarak iyileşme e, süresinin daha kısa olduğu hospitalizasyonun kan kaybının az olduğu yine operasyon süresi kozmetik açıdan ve e, bağırsak fonksiyonları açısından vajinal yaklaşımın avantajlı olduğu vurgulandı. E, sonuç mesajı olarak da e, fiksasyonun efektif bir anti e, antiprolapsus cerrahisi olduğu, aynı zamanda bunun majör abdominal cerrahinin risklerini ekarte ettiği ve de eş zamanlı sistosel ve rektoselinde de tamirine olanak sağladığını vurguladı kendisi. Yine aynı konunun devamında e, abdominal laparoskopik robotik yaklaşımlarla ilgili Sayın Ömer Acar'ın sunumunda vurguladığı noktalarsa, Öncelikle abdominal yaklaşma aday hastanın belirlenmesinde restoratif onarım talebi olan semptomatik apikal prolapsu olan hastaların yine yüksek dereceli anterior ve veya posterior prolapsu olanların daha önceden geçirilmiş başarısız vajinal onarım öyküsü olanların ve aynı zamanda da eş zamanlı başka abdominal cerrahi gerekiyorsa abdominal yaklaşıma daha uygun olduğu ee, yine vajinal yaklaşımla karşılaştırmada da vajinal prosedürler sonrasında muayenede saptanan prolapsun daha sık olduğu, yine e, stres üriner inkontinansında vajinal cerrahi sonrası daha sık olduğunu ifade etti. Sonuç olarak da e, yine abdominal yaklaşımdaki minimal invaziv yaklaşımların maliyeti daha yüksek olmakla birlikte hastanın iyileşmesinde faydalı olduğunu ifade etti. Ee, Sayın e, Lokman İrkilata'nın vajinal obliteratif cerrahilerle ilgili sunumunda özellikle e, vajinal vagin, fonksiyon koruma isteği olmayan yaşlı kadınlarda kol başarılı bir cerrahi olmadı, olduğu ve popülasyon yaşının da gittikçe arttığı düşünüldüğünde bu cerrahinin popülerlik kazanmasının olası olduğu ifade edilirken e, avantajlar olarak komplikasyon oranlarında yine ortalama cerrahi sürede, yatış süresinde, analjezik dozunda ve postoperatif tatminde avantajlı olduğu, dezavantaj olarak bir e, de rektal prolapsus e, konusuna dikkat edilmesi gerektiği, eksiler olarak vajinal cinsel ilişki olasılığının ortadan kalktığını, e, zaten e, hastanın öncesinde mutlaka bilmesi gerektiği onun dışında seçilmiş hastalarda oldukça avantajlı olduğu vurgulandı. Ee, Sayın Cüneyt Özköpçügil'in posterior prolapsla ilgili vurguladığı noktalarda pelvik muayenenin çok çok önemli olduğu, bir cerrahi indikasyon olarak rektoselde gaz kaçırmaya çok dikkat edilmesi gerektiği, mesh'in kullanılmadığı ve burada ürologların doğru eğitimle, doğru cerrahi teknikle bu cerrahi korkmadan yapmalarının mümkün olduğu özetlendi. Ee, Sayın Ömer Pınar'ın eş, eşlik eden alt ürner sistem semptomlu prolapsus hastalarıyla ilgili sunumunda mutlaka stres ürünlerin kontinansında değerlendirilmesi gerektiği yine aynı şekilde pelvik muayenenin önemi, stres testleri ve e, hastanın beklentilerinin yönetilmesi. Ee, burada e, hastanın eşlik eden stres ürünlerin kontinansı olup olmadığının çok kritik olduğu eğer hastada bir semptomatik stres üner inkontinans varsa eş zamanlı kontinans prosedürlerinin yapılması. Yoksa eğer abdominal cerrahi yapılacaksa bu hastalara Burch prosedürünün de önerilmesi gerektiği. Ama burada vajinal cerrahi uygulanacaksa mutlaka okült stres ürünlerinin kontinansının değerlendirilmesi. Bu yoksa zaten kontinans cerrahisi önerilmemesi ama varsa da eee hastayla eee konuşularak basamaklı yaklaşımın daha uygun olabileceğini de ifade edilebileceği vurgulandı. Sayın Adonis İcaz'ın eee POP'taki meş ile ilgili sunumun özetinde özellikle doğal kollajenin yapısından bahsettikten sonra buna en yakın eee sentetik eee kollajen çalışmalarının olduğu ve burada <coughs> bir eee Potansiyel taşıyan e, ürünlerin geliştirilmekte olduğu ve e, burada güvenliğin mutlaka ilk planda düşünülmesi gerektiği, zarar vermeme prensibinden e, ödün verilmemesi gerektiği vurgulandı. Bu şekilde özetleyebilirim. Pelvi organ Provalı. Çok teşekkür ediyoruz.